Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, oyun büyük, oyun büyük ama bu oyunun masasının üzerinde olan öbürlerinin söylediği gibi kumar masası değil. Bu oyunda Anadolu var, bu oyunda Türkiye var. Bulgaristan'da olaylar çıktı, oradaki Türk soydaşlarımız geldi Anadolu'ya sığındı. Değerli dostlar, Suriye'de hadiseler çıktı, oradaki kardeşlerimiz geldiler Türkiye'ye sığındılar. Rusya'da Azeri kardeşlerimiz, Gürcü kardeşlerimiz, Çerkez kardeşlerimiz, Tatar kardeşlerimiz geldiler, hepsi Anadolu'ya sığındılar. Ama bizim gidecek başka bir Anadolu'muz yok. Biz burayı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz. Yine bunlara teslim etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, bakın size bir şey söyleyeceğim. O da şu, bu kardeşiniz Anayasa Komisyonu Başkanı. Aynı zamanda hem anayasanın hem adalet komisyonlarından oluşan karma komisyonunda başkanı. Ben göreve gelir gelmez dağda PKK ile fotoğraf veren Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı üzerinde elinde Kaleşinkov'la boy gösteren ama maaşını bu yetim milletten alan HDP'li milletvekili Müsvet Desin'in dokunulmazlığını kaldırdım ve huzurunuza öyle geldim. Yine ben Salih Aydeniz diye bir milletvekili, 76 tane dokunulmazlık dosyası var önümde. 5 tane dosyadan da değerli dostlar, her terör eyleminde, her PKK eyleminde en ön safta, milletvekili dokunulmazlığına inanarak, güvenerek, hep ön ön safta mücadele ederek terör eylemleri içerisinde bulunuyor. O, ben onun da dokunulmazlığını kaldırdım, huzurunuza öyle geldim. O Salih Aydeniz denen milletvekili geçenlerde bir beyanat verdi. Çünkü şu anda Yüce Mahkeme'nin önünde yargılanıyor. Ama o yeniden milletvekili adayı olduğu için, 14 Mayıs'tan sonra seçileceği için, seçilme olayı olduğu için ona güvenerek tekrar dokunulmazlığını aldığını varsayarak o bir beyanatta bulundu. Vallahi billahi açın telefonlarınızı, bakın. Açın bakın, Salih Aydeniz yazın bakın. Aynen şunu diyor. 14 Mayıs akşamı biz İmralı'nın kapısını kıracağız. Zincirlerini kıracağız. Bebek katili olan, onca şehidimizi şehit eden o Abdullah Öcalan'ı oradan çıkaracağız diyor. Siz buna izin verecek misiniz? Ne oluyor 14 Mayıs'ta? Çünkü tarihin gördüğü en büyük seçim var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olup olmamasının seçimi var. Kemal Kılıçdaroğlu mu Cumhurbaşkanı olacak, yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı Cumhurbaşkanı olacak? Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, ben Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, hani diyor ya şair, ne Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e, yahut Kürd'e, rüçhanı mı varmış hani nerede? Fikri kavmiyeti terin ediyor peygamber. Bunu benden duyunuz, ben Kevet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum. Değerli hemşehrilerim, biz kardeşçe yaşayacağız. Tek doğumdemiz var. Türk bayrağı al bayrağımızın altında. Bir millet olarak, bir devlet olarak, şehitler yurdu bu vatanın üzerinde. Biz kardeş olarak birlik ve dirlik içerisinde yaşamanın azmi ve kararı içerisindeyiz evvelallahın izniyle. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, ben buradan size şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu aciz kardeşiniz daha ne yapsın Allah aşkına? Dağları deldim, size doğalgaz getirdim. Onlar dediler ki, Karadeniz'den doğalgazı bulamazsınız dediler. Karadeniz'de doğalgazı bulduk mu? Bulduk. Getirdik mi? Getirdik. Şimdi evlerde bedava mı? Bedava. Müjdeler olsun. Siz bir sene daha 25 metreküp'e kadar sizin doğalgazınız bedava oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Değerli dostlar,